Bakın arkadaşlar, şurada deponun bir tane vidası olması lazım. Az önce bu uçta gidiyordu, son anda yakaladım. Yani eski motor alırsanız yolda böyle döküle döküle, dökülenleri toplaya toplaya gidersiniz. Pendik'te kayboldum. Pendik'te kaybolmayı nasıl başardım? Böyle başardım valla. Benim sağ atmam lazım. Ablacım dur, ablacım dur. Hayatımda ilk defa 1100x sürüyorum ya. Şimdi abi bu aparatın olayı nedir? Senden dinleyelim. Beni karıştırmasaydın. Abi sen söyleyeceksin ne olduğunu. Bu aparat... Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine... Deyip deyip arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Suzuki GSX RB'nin üstünden herkese selamünaleyküm. Şimdi İzmit'ten çıktım, İstanbul'a doğru gidiyorum. Pendik'e motor lastikçi Ali İhsan abiye gidiyorum. Motorumuzun lastiklerini, zincirini, dişlisini, ön jant bilyasını falan, yani yürür aksamında birçok yeri değişeceğiz. Dedim böyle giderken de kaydı başlatayım. Şu an o kadar ters bir yoldayım ki ana yola nereden bağlansam onu düşünüyorum. Şimdi buradan yan yola gitsek sıkıntı, alt yola insek yine sıkıntı ama ben ana yoldan gideceğim. Şimdi hemen gözünüze çarpmış olan birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir kırmızı lamba görüyorsunuz, bu arıza lambası. Bunun yanma sebebi de gaz kelebek sensörü. Biz zaten motoru alırken de bu yanıyordu, bunun fiyatını düşmüştük. Bunun siparişini geçtik, geldiği an onu takacağız ve o arıza ışığımız sönecek. Ondan sonra göstergenin şurası beyazdı, ben onu siyaha boyadım. Gayet güzel oldu bence. Hani en azından daha göze hoş görünüyor. Ondan sonra bu öndeki camımız arkadaşlar tam siyahtı. Bunu da böyle dışarıya görebileceğimiz şekilde bir füme mi derler bunu, ne derler? Siyah ama arkası görünebilir bir siyah. Öyle bir camla bunu da değiştirdim. Kafa grajın içerisinde bağlantısı sağlam olmayan yerler vardı. Ben şuradan ineceğim de polis falan yok değil mi? İnşallah yoktur. Onları falan yaptım. Ondan sonra zaten dış kozmetiğinde de birkaç şeyler yaptım ama arkadaşlar şu an motorun üstünde olduğum için siz onları göremiyorsunuz. Şimdi lastik ne marka koyacağız hemen ondan bahsedeyim. Lastik olarak Mitas düşündüm çünkü ben biliyorsunuz ki motosikletle dağ bayır gezmeyi seven bir insanım. Gidip de 8-10 bin liralık bir lastik koyup da o lastiği yarmayı açıkçası istemem. O yüzden en uygun bütçeli baktım ne var? Mitas var. Anlas'la arasında bir 300-400 lira fark oynuyor. Ama şu an Mitas kampanyada diye biliyorum. O yüzden lastiğimizi Mitas koyacağız arkadaşlar. Zincir dişli olarak da DID kullanacağız orijinal bir şekilde. Yani bugün yine nereden baksanız bir 7-8 binlik olacağız. Bu arada motorun debriyaj balatasının falan siparişini de geçtik. Debriyaj telinin siparişini geçtik. Yani motoru adam etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi ben burada kaydı bir kapatayım. Zaten İzmit her zaman gördüğümüz yerler videolarda. İlerleyen ilçelerde, Körfez'de olur, Hereke'de olur. Ara ara kayda girerim. Yine sohbet, muhabbet devam ederiz arkadaşlar. Buraları zaten görmekten sıkılmışsınızdır. Ha bu arada eğer halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi kapatıyorum. Siz de oraya bir çay kahve koyun. İlerleyen ilçelerde görüşürük. Ha bu arada şu anahtarı da yaptırdım arkadaşlar. Hatta hemen size şöyle göstereyim. Suzuki GSX RB'nin anahtarı. Hop. Granaj olduğu için uçacağını düşünmüyorum. İnşallah uçmaz. Yoksa Allah belamızı verir. Şimdi Körfez'e kadar geldim. Biraz böyle 170-200'lü gibi süratlere çıktım. Motorun üzerindeki lastik hem kötü hem de balansı inanılmaz bir şekilde kaçık olduğundan öyle bir titriyorum ki sanırım gidene kadar İstanbul'da bir 5 kilo verebilirim. Bunu da şunun için söylemek istedim arkadaşlar. Eğer ki motosikletinizin yürüyüşünde bir titreşim, bir sarsıntı varsa ilk önce lastiklerinizin havasından, ikinci olarak balansından, üçüncü olarak da kendisinden şüphelenin. Yani motorunuz bundan sarsıntılı gidiyor olabilir. Bu arada 6. viteste 4200'lü devirlerde 112-111 gibi hızlarla gidiyor motor. Görmüşken bunu da söyledim. Dayı senin araban ne kadar kirli ya. Yani bir soğursan, bir yıkasan arabanın güzel olmaz mı? Plakan okunmuyor be. Gerçi kiralık araba. Nereden anladın diyeceksiniz. Plakalığında yazıyor arkadaşlar. Kamerada siz göremiyorsunuzdur ama kiralık araba olduğundan, hani ben de rent-a-car işi yaptığımdan bunu anlayabiliyorum. Araba bakımsız abi. Hani böyle rent-a-car işine girmeyi düşünenler var ya, bak arabanızı böyle kullanacaklar işte. Şimdi hazır buraya gelmişken buradan da Kerim'e selam göndereyim. Hemen şu aşağıda oturuyor kendisi. Kardeşim selamünaleyküm. O da bayağı motorculuğu falan bıraktı gibi.
evlilik yolunda. Allah hayırlısını nasip etsin. Yani masadan biri bir dostlar eksiliyor hesabı. Neyse. Körfez'den de bu kadar olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine harekete tekrardan bir kayıt açarım. Siz de o ara bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Ha bu arada geçen videolarda şunları soranlar vardı ya. Kardeşim sen İzmit'ten İstanbul'a kadar gidiyorsun. Adam sana bedava mı iş yapıyor? Sponsorlu falan mı diye. Değil arkadaşlar. Lastiğimin de, zincirimin de, dişimin de, işçiliğimin de parasını ödeyeceğim. Herhangi bir şekilde sponsorluk yok. Sadece yapılan iş içime çok sindiği için ve Ali İhsan abiyle de bir dostluğumuz olduğu için hem onu ziyaret hem de iş maksadıyla İzmit'ten kalktım. İstanbul'a gidiyorum ve bu arada da motorcular arkadaşlar bir yerden bir yere gitmek için motora binmezler. Motora binmek için bir yere giderler. Bu da öyle bir bahane olsun. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar Hereke civarlarından tekrardan selamünaleyküm. Hem dedim şöyle bir deniz manzarası göstereyim sizlere. Hem de eski motor alırsanız başınıza neler gelir. Bakın arkadaşlar, şurada deponun bir tane vidası olması lazım. Az önce bu uçta gidiyordu, son anda yakaladım. Yani eski motor alırsanız yolda böyle döküle döküle, dökülenleri toplaya toplaya gidersiniz. İşin şakası bir tarafı arkadaşlar. Bu lastiklerden dolayı motor çok titriyor ya. Ben de bu altta fitil yoktu deponun. Buraya bir fitil koymak için depoyu kaldırmıştım. Burayı tam sıkmamışım. Motorun da titreşiminden bu gevşedi. Tabii eski motor olması için şakası yani. Siz güzel bir şekilde sıkarsanız ve motorunuz güzel bir şekilde yürüyorsa zaten bir şey olmaz. Ama bunu da böyle bir araya eklemek istedim. Şimdi ne yapalım? Hava da açtı. Ben bugün yağmurlu olur diye çarşamba da gidebilirim demiştim. Instagram'dan takip edenler bilir. Etmiyorsanız arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında link var. Oradan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Ama baktım bugün hava güzel dedim yapıştırayım. Bugünlerden salı. Şimdi ne yapalım? Pendik'e kadar ben bir daha kayıt açmam. Pendik'te görüşürüz. Haydi eyvallah. Ya arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Şöyle düşsem kutup ayısıyla aramda artı 18 münasebet gerçekleşir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıllardır İstanbul'a gider gelirim. Ben burayı bu kadar akıcı bir halde görmedim. Abi arabayla ne zaman gelsem trafik var. Motorla geldiğimdeki şu yolun sakinliğine bak. Belki İstanbul dışından izleyenler diyebilir ki neresi sakin kardeşim, görmüyor mu trafiği? Arkadaşlar bu trafik şu an şeker şeker. Bal kaymak. La trafik değilse yok ya. Ben ne kadar bağımsız bir insanım ya. Ha şu an isyan ettiğim şeyi anlamamış olabilirsiniz. Ben İstanbul'a arabayla çok geliyorum. Abi ne zaman gelsem trafik, ne zaman gelsem trafik. Bir de şimdiki hale bak. Vay arkadaş. Şimdi ben yine İstanbul'a geleceğim birkaç gün sonra arabayla. Abi o zaman deli gibi trafik olacak. Arkadaş ben ne şanssız, ne bağımsız bir insanım. Şu yolun boşluğuna bak ya. Şu an hani aralara girmemem, yavaş gitmemin sebebi sesim anlaşılsın diye. Abi yola baksana, bomboş, çıldıracağım ya. Pendik'e geldik şimdi. İzmit Ankara istikametinden geldiğimizde burada Veli Baba Gözdağ Kurtköy yazıyor arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Zaten bu yan taraf falan komple duvarlar çim. Buradan da aklınızda kalabilir. Gittiğim yeri size böyle bir kamerada göstermek istedim. Şimdi zaten burası Pendik Köprüsü. Burayı bilenler bilir. Buradan böyle şimdi sağ yukarı tırmanacağız ama karşımıza araba çıktı. Evet. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Uşağa takılmazsak 30-40 saniyeye oradayız dediğim. Maşallah dediğim benim 3 gün yaşamıyor. Hop ışığa denk geldik. Neyse Allah'tan hemen yeşil oldu. Ben şöyle araya girerim hala. Şu adama bunu yapmam lazımdı. Sinir oldum ona. Bizim Türk insanımızla geçen Zafer Akçay'ın videosunda da bunu gördüm. Şeridi takip ederek viraj dönme yok. Bak Audi de aynı. Soldan başlıyor, sağa geçiyor. Dönemiyorlar herhalde. Beceremiyorlar, bilmiyorum. Ufaktan bir gaz açalım ya. Ve geldik arkadaşlar. Hemen şu gördüğünüz sağ taraf. Zaten Ali İhsan abinin 1100'lü orada. Şöyle ben de motorumu hop hop park edeyim. Nereye park edeyim bilemedim. Şöyle kalsın. Hadi bakalım. Geldik. Hop. Kaç kilometre geldik onu da göstereyim. Bakayım. 74 kilometre gelmişiz. Hava. Anahtar üstünde kalsın mı? Kalmasın. Bir selam verelim ondan sonra kayıttan çıkarız. Evet, neredeler? İçerideler. Selamünaleyküm. Abi kayıttasın, bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlara bir selam söyle. Seni seviyorum. Eyvallah. Ne haber abi, ne var ne yok? Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz üşüdüm gelirken ya.
Hava tahmin ettiğinden daha serinmiş. Sana bir şey olmaz ya. Olmaz ya. Motorumuzun ön lastiğinden sökmeye başladık. Ali İhsan abi burada jantı koydu. Önce önden başladık abi. Ondan sonra bilyalar, zincir dişi devam edeceğiz. Sırayla ne varsa. Sırayla ne varsa halledeceğiz. Bu arada şöyle lastikleri falan da bir göstereyim arkadaşlar size. Soldan pilot power'lar başlıyor. Ondan sonra Michelin Road 4. En büyük 160 gördüm. Daha büyük yok mu abi? Elimizde olanla. Tam her kulağı alıyor. Diğer marka, model, ölçüler hepsi sınır yok. Şeysiz bir siparişle geliyorsun. Onları ayarlıyorsun. Aynen öyle. Biz Mitas takacağız. Büyük ihtimalle bunu takacağız değil mi abi? 190. Yanındaki. 190-50. He, bu ne? 190-55. Anladım. Bize büyük yok. Anladım. Yanında öyle 180-160 diye gidiyor. Lastikler böyle. Şöyle aşağıda da kışlık lastikler var skuterlara göre. Ama vitesi motorunuzda varsa Ali İhsan abi ayarlıyor. Evet. Zaten ben de CBF için ona yarın mı gelirim, yarından sonra mı gelirim bilmiyorum ama onu da çözeceğiz. CBF bir işler. Yani CBF'in burada bir takım yazlık lastiği var. Bu yazlık mı, dört mevsimde mi geçiyor? Abi onlar yaz ama dört mevsim kullanılıyor. Anladım ama kara girmesinler yine. Yani bunlar dört mevsim skuter için bağlı. Sende skuter için bayağı stok var da. Böyle YBR'dir, CBF'de fazla yok herhalde. Ya onlar pek olmadığı için. Anladım. Onları sipariş yöne getiriyorum diyorsun. Aynen. Alıyoruz, getiriyoruz, ayarlıyoruz. İyiymiş abi. O zaman devam. Evet. Hadi kolay gelsin. Onu da gösterelim abi. Motora... Ölümüne sebep. Ne koymuşlar? Araba sipapı koymuşlar. Evet. Şöyle bir muhabbet var. Bunu binici farkında değil. Bu olması gereken bu sanıyor, yaptırıyor. Yani %50'si öyle diye tahmin ediyor. Disklerin görüntüsü de bayağı buralar falan şey olmuş ya, eskimiş. Bakalım onlara, diskler eğer aslında, bu bakımdan sonra kurtarırsa devam, kurtarmazsa. Aslında güzel gibi. İşte bakalım abi, bilyaları falan bir değişelim. Şimdi daha rahat çalışabilmek için soldaki garajı söktük. Arka jantımızı söktük. Ali İhsan abi burada dişliği söküyor. Ondan sonra dişimizi değiştireceğiz, lastiğimizi değiştireceğiz. Devam. Şimdi motorumuzun ön jant bilyalarını almak için 1100XX'e biniyoruz. Pendik Sanayi'ye gidiyoruz bu arada. Hayatımda ilk defa 1100XX süreceğim. Motor boşta mı? Değil. Motorumuzu boşa alalım. Motorumuz şu an soğuk. Motorumuz biraz ısınsın. Bunu da şöyle size bir dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Bu motorumuz Honda CBR 1100XX. Bunu bir nevi Hayabusa'nın Honda versiyonu gibi falan düşünebilirsiniz. Gayet güzel bir makine. Şimdi buradan mı atlasam? Yok, ben ellerden gideyim, göbekten döneyim. Sıkıntı yaşamayalım. Beklediğimden hafif. 35 derece oldu. Biraz daha ısınsın. Ceplerimizi kontrol edelim. Ceplerimiz tamam. Hadi bakalım. İnşallah kazasız belasız. Bakalım debriyaj nerede kavruyor? Biraz yukarıda kavruyor. Ya da olması gerektiği yerde kavruyor, benimki aşağıda kavruyor. O da olabilir yani. Arkadaşlar çok ciddi bir şey söyleyeyim mi? Motoru aşırı beğendim. Yani o dış görüntüsündeki o hantallık, kabalık, sabalık motoru sürerken yok ve şanzımanı inanılmaz güzelmiş ya. Ben motoru çok beğendim. Ali İhsan abi gel motorları takas yapalım. Hadi kardeşim, niye yanmıyor bu ışık ya? Bu arada motorumuz güzel ısınıyor, hemen 74 derece oldu. Debriyajı falan pamuk gibi. Hidrolik debriyaj bu arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardı. Telli değil. Bunun içindeki hidrolik sıvısıyla beraber debriyajı ayırıyor. Evet, sanırım yanacak. Kırmızı... Aa, yok, yanmadı. Yandı. Hadi bakalım. Debriyajına ulaşamadım. Debriyaj çok yukarıda ya. Dayıcım sağa döneceksin. Solda ne işin var? Şu an böyle 1100cc bir makine değil de sanki 600cc makine sürüyormuş gibi. Ama gaz tepkisi falan çok iyiymiş. Bu arada benim CSX'ların arka jantına da baktık. Oradaki rulmanlar güzeldi. Onların değişimine gerek yok. Tabii ki de değişse daha iyi olmaz mı? Olur ama ekstra niye masraf edelim ki? Ne gerek var değil mi? O yüzden sadece önleri değişiyoruz. Şimdi lastikler değişecek. O da değişecek. Zincir de değişecek. Ondan sonra diskleri bir daha bir deneyeceğim. Çünkü ön jant bilyasında bayağı bir böyle bir, nasıl diyeyim, boşluk, bayağı bir dağılma vardı. Onları değiştikten sonra belki de disk de düzelebilir. Yine kırmızıya yakalandık. Bunda kombine fren sistemi mi var ya? Aa, miksere bak, geçti gitti kırmızıda. Şu İstanbul'da araç sürerken hep böyle bir tedirgin oluyorum ya. Başımıza bir şey gelecek mi falan gibisinden. Ah, yandı lan.
Bu kadar çabuk yanmasını beklemiyordum. Lan motor çok güzelmiş be. Ben oradan geçemem. GSX-R'la geçerim de. Ben bununla da geçerim oradan yani, ne olacak. Aynalar falan çok geniş ya, beni böyle bir tedirgin ediyor. Sığar mı sığmaz mı gibisinden. Ama bir şey diyeceğim, cidden bu kadar eski bir motor, yani gereksiz övüyor değilim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa 1100 sürüyorum şu an. Hani 1100 derken CBR 1100XX sürüyorum. Bu kadar yaşlı bir motorun, hani 2006 olması lazım bu. Nasıl bu kadar kondisyonu güzel bunun ya, maşallah ya. Siz de aşağıya bir maşallah yazın arkadaşlar. Nazarımız değmesin. Çok tatlı makine. Çok tatlı makine. Denizi görebiliyor musunuz? Şu aşağısı komple deniz. Bu arada 83 derecedeyiz. Ondan yana da sıkıntı yok. Yalnız şu biraz daha böyle içeride olsaymış hız göstergesi, sanki daha mı iyi olurmuş ya? Çok dışarıda gibi geldi bana. Motorda eleştirdiğim şeye bak. Motor o kadar çok hoşuma gitti ki eleştirecek yer arıyorum açıkçası. Bunda kaydırmalı debriyaj da yok sanırım. Vites düşürünce sanki böyle bir tık kilitlendi arkası. Kaydırmalı debriyaj olduğu zaman arkadaşlar o durumda kilitlenmez. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Ya şimdi ben bundan ineceğim, GSX-R'a bineceğim. Tamam, onun gaz tepkisi falan bundan daha fena da. Bunun rahatlığı da bir çok başkaymış ya. Şimdi sanayinin girişi buradan galiba. Tam bilmiyorum da. Ha, aşağıdan. Aa, buraya sığar mı lan bu motor? Sığdı. Şuradan geçebilir miyiz? Kendim sağ atmam lazım. Ablacım dur. Ablacım dur. Hayatımda ilk defa 1100XX sürüyorum ya. Evet. Otosanayi sağ diyor. Buradan mı ama? Dur bakayım. Yok ya, buradan değil. Işıkları geçince. Zaten burası itfaiye. Şimdi içeri gir dedi. Egzozcunun yanında dedi. Rulmancı dedi. Hadi bakalım. Evet. Rulman. Egzoz. Aa, burası. Baykal Rulman. Biz motorumuzu nereye çekelim? Şöyle araya girebiliyoruz mu? Baykal Rulman. Selamünaleyküm. Hocam bana Rulman lazım. Gösteriyorum örneğini. Evet. İki tane keçe, iki tane bilyaya 380 lira bayıldıktan sonra ufak ufak yola çıkıyorum. Normalde keçeler çok daha ucuz da şu an elimde yok dedi. 20 lira normalde dedi. Aciliyet yoksa dedi yarın getireyim sana dedi. Vallahi dedim aciliyeti var. Motoru söktük. O yüzden bayıldık arkadaşlar o kadar parayı ya. Şeyde de, Rulman'da da, bilyalarda da iyisi var dedi, kötüsü var dedi. Hangisinden vereyim dedi. Biz de şimdi koskoca binlik motorda canımızı emanet edeceğimizden dolayı dedim ki en güzeli, en kalitelisi neyse onu ver. O yüzden fiyat biraz böyle yüksek tuttu arkadaşlar. Yapacak da bir şey yok. Yani bu motoru aldıysak, güzelleştireceksek, ilgi, emek ve şefkat vereceğiz dediysek bunları gözümüz görmeyecek ama oh, 380 lira da iyi paraymış be. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada bizi Pendik'ten izleyen varsa herkese selam olsun. Onun dışında da arkadaşlar, yani Pendik'e kadar geldin, İstanbul'a geldin, niye haber vermiyorsun diyecekler varsa onlar Instagram'ı takip etmiyordur büyük ihtimalle. Çünkü Instagram'da paylaşım yaptım. Takip etmiyorsanız aşağıda link var. Oradan takip edebilirsiniz. Motorunuz bu. Aa, motor 28 bin kilometrede. Ben de diyorum ulan bu motor neden bu kadar güzel? Çünkü daha kilometresi çok düşük. Gerçi bunun Ali İhsan abiyle biz daha önce muhabbetini yaptık da unutmuştum kilometresi. Kaçtı falan filan gibisinden. Kilometresi 28 bindeymiş. Bize ne zaman yanacak? Daha gerçi yeni kırmızı yandı ya. Oo, karşıya yandı. Şu an 88 derece, motoru stop mu etsem, ama yok. Stop etmekten ziyade. Lan dur yavaş, hemen 90 olma ya. 90 derece. Gerçi birazdan fan açar motor. 93. Şimdi galiba şurası yanacak, yandı. İnsanlar geçiyor. 94 derece oldu. Motor çok aşırı hızlı ısınıyor. Şimdi yola çıktığım gibi ben bunu soğuturum. Dayı bağırmana gerek yok. İnsanlara niye bağırıyorsun? Tamam, insanlar hatalı da. Evet, bira taktık. Ufak ufak ben gazımı çevireyim çünkü yeşil yanacak. Yandı. Hadi bakalım. Burada İstanbul'da arkadaşlar kimse şey yapmıyor. Trafik kurallarına uymuyor. Bir dakika lan. Ben nereye gidiyorum? Lan yolu karıştırdık. Lan bu yol yukarı çıkmıyor muydu? Hayda. Doğru lan, şu aşağıya dolanacaktık ya. Tüh. Neyse, ben biraz motoru soğutayım.
Yolu karıştırdım arkadaşlar. Şimdi buradan bir daha sağ yapmam, şuradan çıkmam lazımdı. Tüh! Halbuki biliyordum da ha. Bir an kafam karıştı. Ne oldu lan? Niye ben aşağı attı bir yol geri? Fendik'te kayboldum. Fendik'te kaybolmayı nasıl başardım? Böyle başardım vallahi. Bir yerin yabancısı olunca böyle arkadaşlar. Şimdi buraları bilenler diyordur. Ulan nasıl karıştırdın? Sanırım buradan mı gireceğiz? Tek yön diyor. Tamam, burası yine aynı yola mı çıkıyor? Bakalım. Tamam, aynı yola çıktık. Ben bu yolu yukarıya doğru direkt çıkıyor biliyordum be. Tüh, yanlış biliyormuşum. İyi, motorumuzu soğuttuk. Motorumuz şu an 94 derece. Tabii ya, buradan sağ yapacağız şimdi. Şöyle ki. Zaten ben İzmit'e giderken de Pendik'ten buradan çıkıyordum da ben niye sola atladım ya? Vay arkadaş. Ha şeyi de söyleyeyim, eldiven niye takmadım, mont niye giymedin arkadaşlar? İki adımlık yer diye giymedim. Çötörnek olmayayım, siz giyin. Tamam, şimdi doğru yoldayım. İnşallah yani. Şimdi buradan sağ yapacağız, dümdüz gideceğiz. Evet. Evet evet, tamam. Ama bunun gaz tepkisi falan da güzelmiş. Burası zaten bizim gelirken geldiğimiz yol. Neyse, ben kaydı kapatayım arkadaşlar. Çok uzun tutmayın buraları. Açıkçası ilk defa hayatımda 1100XX sürdüğüm için kayıt almak istemiştim. Bu kadar yeter. Haydi şimdi GSX'ların başında görüşürüz. Biz bu arada bunların markasını söylemedik. Dişlimizin markası nedir? Sunstar. Evet. Zincirde DID. Hemen onu da gösterelim. Ve VX3 Gold diye geçer. Zaten en son videosunu çekeceğiz ya. Hı hı. Yani bu motora takabileceğimiz en iyisi diyebilir miyiz? Evet. En iyilerden birisi. Bunun bir üst serisi daha var da o da gereksiz ya, yani pahalı. Parası olan için güzel bir malzeme. Yani takabileceklerimizin en iyilerinden bir tanesi. Hadi bakalım devam. Şimdi zincirimizi taktıktan sonra birleşim yerinde Ali İhsan abi böyle bir aparat kullanıyor. Şimdi abi bu aparatın olayı nedir? Senden dinleyelim. Beni karıştırmasaydın. Abi sen söyleyeceksin ne olduğunu. Aparatla takılması daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Normalde nasıl yapıyorlar abi bu işi? Normalde kazma kürekle yapıyorlar. Çekiçle falan öyle eziyorlar değil mi? Kazma kürek. Bu aparat onun yerine onu daha sağlıklı bir şekilde yapıyor. Şey yaptıktan sonra, taktıktan sonra resmini çekersin. Arkadaşlar görürler onun ne işe yaradığını. Şöyle bir yakından yine bir gösterelim. Şimdi bunu şişireceğiz ya. Evet. Kafalara. Evet. O taktığımızca. O ikisinin kafası da simetrik olacak. Öyle birisi farklı, biri farklı. Onu böyle çekiçle ezer. Aynen, gibi değil. Yok değil. Bunu da böyle bir. En son çekeriz onu. En sonunda gösteririz. Böyle bir dipnot olarak bunu da gösterelim. Bu da diğerinin orijinal şeyidir, aparatıdır. Ya üzerinde yazar zaten. Evet. Şuradan zaten şöyle aynen okunuyor. Şimdi bu aparat sayesinde burayı güzel bir şekilde kilitledik. Aslında bütün motorcularda böyle bir aparatın olması lazım. Ama maalesef ki çekiçle girişiyorlar. Bu parça da bunun için çekmek istedim. Olayın bitmiş hali de netleyelim. Bu şekilde. Şimdi motorumuzun işlemleri bitti. Zincirimizi, dişlimizi, lastiklerimizi değiştirdik. Lastiğim söylediğim gibi Mitas'ın 190-50-17. Zincirimiz DID, dişlimiz Sunstar. Ön tarafı da göstereyim. Ön tarafta yine Mitas'ın lastiği arkadaşlar ve motorun ön jant bilyalarını değiştik zaten. Onunla alakalı gidiş geliş serüvenimi gördünüz. Şimdi bundan sonraki değerlendirmelere motorun üzerinde devam ederiz. Evet, Ali İhsan abi son kontrollerini yapıyor. Var mı sıkıntı? Adam gibi biliyorum da. Yine de kontrol etmekte fayda var. Abiler ben kaçıyorum. Görüşürüz. Yarın tekrardan buradayım. Hadi eyvallah. Şimdi hop. Az daha ısınsın. Kaç derece? 33 derece. Efendim? Bakacağım abi, bakacağım. Kırkı görelim gidelim. Arkadaşlar GoPro'nun şarjı bittiği için dedim çıkışı bu şekilde yapayım. Geldim, Opet'ten benzin aldım. İzmit'ten buraya 125 lira yakmış. Lastikçi zaten hemen şurada arkadaşlar. Hemen şöyle parmağımla göstereyim. Şurada. İleriden Göbek'ten döndüm geldim. Benzinimi alana kadar motordan almış olduğum hissiyat motor tamamıyla düzeldi arkadaşlar. Şu an yağ gibi. Ama lastiklerimiz sıfır olduğu için bir 200 km, 300 km hatta 500 km'ye kadar bir rodajı olacak lastiklerin. O yüzden şu an inanılmaz bir şekilde sarıyor. Zinciri dişini değiştikten sonra motor daha da bir atik hale geldi. O yüzden bayağı bir dikkat etmem lazım.
Neyse şimdi videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi Pendik'ten İzmit'e doğru gidiyorum. Haydi eyvallah.